Hanımlar, beyler, iyi akşamlar diliyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. Şu an bir kitapçıdayım. Uzun zamandır çıkmasını beklediğim bir yazarın kitabı çıktı. Az önce de arkadaş bayağı bir şaşırdı da kitabı sorarken gerçekten çok çekindim. Hatta fazlasıyla utandım. Acaba dışlanır mıyım ya da benim kolumdan tutup dışarıya fırlatırlar mı diye de. Sağ olsun arkadaş biraz anlayışla karşıladı. Şöyle koy, herhalde şuraya indirsem daha iyi olur. Arkadaşlar, bugün aslında sabahtan beri çekmeyi düşünüyordum da şu videoyu. Cüneyt Özdemir zaten bununla ilgili bir ufak da olsa bir video çekmişti. Hatta bence derinlemesine, gereğinden fazla bir derinlemesine bir video içeriği olmuştu onun için. Ben de aklıma şey geldi, ya dedim acaba gerçekten Cüneyt Özdemir'in bahsettiği gibi mi, yoksa yanılıyor olabilir mi? Yani yanılıyor olma payı da var mı? Onun için bayağı bir düşündüm. Acaba Cüneyt Özdemir'in videosunu dinleyip öyle bir video içeriği mi oluşturmam gerekiyor? Yoksa hiç onun içeriğini bir baz almadan direkt kendim böyle gidip bir kitapçıda kusura bakmayın Cüneyt Özdemir para vermiş de ben bu insan diyeceğim. Yani saygısızlık olmasın ama kesinlikle para vermem yani kusura bakmasın. Ben de sağ olsun burada bir kitapçı arkadaş vardım. Böyle durum var. Yani belki inanmıyorsun ama yemin ederim. Yani sanki artı 18 bir şey izleyecekmişim gibi böyle yüzüm, her tarafım böyle elim kolum titredi. Kıpkırmızı oldum. Yani acaba söylesem mi, söylemesem mi? Nasıl bir tepki alırım? Çok düşündüm. Acaba yadırgar mı, yadırgamaz mı diye de. Sağ olsun arkadaş bu konuda biraz daha anlayışlı çıktı. Yani hepiniz kitabı merak ediyorsunuz. Tabii ki de size kitaptan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle göstereyim. Marus Pont'un kitabı Göz ve Tin. Şöyle acaba, evet herhalde böyle anlaşılıyor. Şöyle bir Metis yayınlarından çıkıyor. Çok özür diliyorum, biraz şeyde bir kesinti oldu da arkadaş arıyor da. Yani şöyle söyleyeyim, arkadaşlar maalesef bu kitaptan bahsetmeyeceğim. Ama size bunu gerçekten kesinlikle tavsiye ediyorum. Okumanızı şiddetle, yani insanın görmeyle ilgili farklı kapılar açtığını emin ol göreceksiniz. Onunla ilgili de ekstradan bir video çekmeyi düşünüyorum. Hepimizin çok merak ettiği, kazandığı para tabii ki bizi ilgilendirmiyor. Bizim için edebiyat önemli. Hepimizin olduğu gibi. Siz de eminim benimle aynı kaygıyı taşıyorsunuzdur. Biraz sessiz olmasının sebebi, şimdi hani kitap yayın evinde olduğum için işin açıkçası insanların bu durumdan çok rahatsız olmalarını istemiyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdiden herkese gerçekten sonuna kadar özür diliyorum. Anlayışla karşılayacağınızı bekliyorum yani. Çünkü sosyal medyada gerçekten kuvvetli bir insan. Yani kuvvetli de herhalde işte popüler, işte Acun Ilıcalı'nın sayesinde işte bir yerlere gelmiş. İşi ne diye soracak olursanız, şöyle biraz da yüzüm biraz, az önce sanki daha mı iyiydi ya? Pardon. Şöyle biraz. Aslında bunun için tripod da getirdim de çok, dediğim gibi böyle mekan bu tür bir video için çok fazla müsait olmadığı için. Evet, bence çok fazla konuştuk herhalde. Biraz da kitaptan bahsedelim. Sadece Şeyma. Güzel çıkmış değil mi? Hatırladığım ilk anı neydi? Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor. Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum. Sonra ve anneannemin masallarını, ilk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum. Sonra fırtına, ya Allah aşkına şunu çok merak ediyorum ya. Yani bu nasıl bir mantık yani. Bir de yani sağ olsun bence Cüneyt Özdemir herhalde toplumumuzun, hepimizin kanayan yarasına bir parmak basmış. Oturup herhalde baştan sona incelemiş. Yani kusura bakmasın, ben inceleyemeyeceğim. En azından öyle bir fedakarlıkta bulunmuş. Beynimizin kirlenmesine gerek yok. Yuvam, hayallerim ve sokaklar. Çocuk Şeyma. Herhalde bundan sonraki hayatı da Acun Guata mı? Neydi, öyle bir şey vardı. Guita mı? Guita herhalde ya. Öyle bir arkadaşı vardı. Hatırladığım ilk anı neydi?
şöyle bir göz gezdiriyorum. Şimdi belki de bu yüzden Melisa, ben en mutlu göründüğünden halimle gülümsemeye çalışırım. Amerika'daki Amerika hayalim, hayalleri de kurmuş, gerçekleştirmiş. Amerikan hayalimin mimari teyzemle. Kısa hayatımdan çıkardığım derslerden ilki hayal et ama hep. Yani arkadaşlar boşuna hiç bu kitabı aramayın, bulamazsınız zaten. Artık acaba ben diyorum, acaba kendisi mi hepsini aldı, ne yaptı yani, bu nasıl insanlar, nasıl bir fantezi ya. Moda mı, spor mu? Bedava para. Lisedeki ilk büyük aşkım voleyboldu aslında. Gençliğimi kurtarmıştı. Bir bakıma ve hala o yıllardan kalan disiplinler spor yapmaya devam ediyorum. Buradan bir kez daha teşekkürler alıma. O ilk önce başlamıştı. Ardından belki biraz kıskanma, biraz da özenmeyle ben başlamıştım. Ya niye böyle bir ihtiyaç duymuş, ben onu anlamadım. Yani normal zaten Acun Ilıcalı'nın yani verdiği nafaka yetmiyor muydu acaba? Bence gerek yoktu ya. Zaten sevgilisi iyi de para kazanıyor, yani böyle bir şey bilmiyorum. Herkes mutlu edemezsiniz. Çünkü pizza değilsiniz. Acaba ya Cüneyt Özdemir buralara değindi mi, onu çok merak ediyorum aslında. Haa, size neler de koymuş araya. Hem de iki tane. Masraftan kaçmamış. Gerçekten evet demek istiyorsan asla hayır deme. Buraya bir fon müziği koymak gerekiyor değil mi? Gerçekten istiyorsan asla hayır deme. Demeyelim değil mi hayır? Ne diyelim peki? Lise yaramazlık derim. Seni mınzır. Bir gün soğanı bile ağlatacağım. Wow. Wow. Bence de başarabilirsin. Bence ülke şu an hepsi zaten ağlıyor yani. Soğana gerek kaldı mı acaba? Uğur Böceği'nin masalı. Eş Şeyma. Karanlık çökmeden yıldızları göremezsin. Bakalım ya, şimdi çok da saldırmanın bir manası yok bence. En azından herkesin huzura kavuşacak iyi kollarından biri. Herkesin huzura kavuşacak iyi kollarından eyle bizi. Çok enteresan ya. Yani ne diyebilirim ki? Melisa'm mutluluğum, anne Şeyma. Ya bir de aslında bak şöyle bir sıkıntı da oluyor. Hani mesela çıkartıp çıkardım, tabii ki de o kendisinin bileceği bir şey ama bu kadar çok satması gerçekten bence çok büyük bir problem. Yani sonra diyorlar ki yok ülkede okuma kültürü oranı niye düşük? Ya kardeşim düşük olsa ne, yüksek olsa ne? Kime ne faydası var şeyin dediği gibi? Neydi o adamın ismi? Kime ne faydası var? Yani çok saçma ya. Gerçekten var ya. Keşke bir ne bileyim bir Edgar Allan Poe olsaydı. Ya ne bileyim mesela bir Cemal Süreyya olsa, Edip Cansever olsaydı. Bir Şenol Erdoğan olsaydı. Bir Mehmet Akif olsaydı. Hepimizin canını sıkıyor maalesef. Burada cicilikler de yapıyor. Seni hınzır. Seni gidi yaramaz. Şimdi şeyi aklıma geldi. Cüneyt Özdemir'in videosunun yaklaşık yarım saatten fazla olmasının sebebini anlıyorum. Gerçekten üzerine düşünülüp de konuşabileceğim bir konu değil. İyi ya, vallahi helal olsun. Buradan da selamlar yolluyorum kendisine. Kendin ol. Hiç dilek dilemeden ünlü Şeyma. Ohoho. Ya şunu söylese daha mantıklı da, hiç dilek dilemeden Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma. Zaten oksanın yerine bütün dilekleri dilemiş yani. Yoksa kim seni tanır? Kendine güveneyim. Bana hep yakışanı bitireyim. Pardon. Kendime güveneyim. Bana hep yakışan filtrem.
Pardon. Normalde yaklaşık 5-6 aydan fazladır sakallarımı. Yaklaşık 5-6 aydan fazla oldu, tıraş olmuyordum. Ben dedim ki hani bugün sonuçta Şeyma Subaş, video çekmemiz gerekiyor. Böyle gidip dedim temiz bir şöyle sinek kaydı tıraşı olayım. Hatta şuradan bak daha rahat görünüyor. Nasıl parlamış değil mi? Şuradan. Yani tabii ciddi bir iş. Çok önemli. Yani kesinlikle tıraş olmam gerekiyor. Ben de dedim gidin tıraş oldum ya böyle bak oh mis gibi. Bu arada arkadaş dışarıda bekliyorum. Umarım bana kısmamıştır. Hayatımın patronuyum. İş kadını Şeyma. Ya valla ben anlamadım ya. İnşallah umarım yazarken inanarak yazmıştır. Malzemeler. Tabi. 2 adet pirinç yufkası. 2 yemek kaşığı humus. 2 yemek kaşığı siyah pirinç. 1 adet salatalık. Gerisini siz alıp okursunuz. Evet hanımlar beyler. Hepinize çok kendinize çok iyi bakın. Evet hanımlar beyler kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle bir video için gerçekten sizden özür diliyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Başlı bir yerde.